Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni ve kısa bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu metinden sese uygulaması. Şimdi bu nedir? Yeni bir TTS motoru mu buldun? Hayırdır diyeceksiniz. Yok, hayır. Maalesef yeni bir TTS motoru bulamadım. Ama onun yerine metin okuma ayarlarına hızlıca erişmemizi sağlayan bir uygulama buldum. Uygulamanın üstüne tıkladığımız zaman direkt olarak metin okuma ayarlarımızı başlatıyor. Talkback içinden de yapabiliyoruz bunu. Ne gerek var ki böyle bir şey diyebilirsiniz. Evet, doğru. Talkback'in menüsünden de metin okuma ayarlarına girilebiliyor ama ben bu uygulamanın yine de yararlı olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü atıyorum, yeni bir metin okuma motoru bulduk diyelim. Onu seçtik ama konuşmadı diyelim. Hiçbir şekilde ses yok. Yetmezmiş gibi bir de yanlışlıkla metin okuma ayarlarını da kapattık diyelim. Nereden bulacağız? Nasıl bulacağız? En azından bu kısa yol paketi sayesinde metin okuma ayarlarımıza hızlıca erişip konuşmayan o sentezleyiciyi değiştirip yeniden konuşan bir metin okuma motoruna geçiş yapabiliriz. Uygulamanın kendi arayüzü yok. Üstüne tıklar tıklamaz. Sadece mavi bir ekran gösteriyor. Onun ardından hemen metin okuma ayarlarını açıyor. Ama o mavi ekran da çok uzun süre kalmıyor. Bir milisaniye kadar yakalıyor ya kalmıyor. O aralıkta küçücük mavi ekran gösteriyor. Hemen metin okuma ayarlarını başlatıyor. Bu uygulamayı Play Store'da bulamadım arkadaşlar. Var mı yok mu bilmiyorum ama ben yine de ne olur ne olmaz diye uygulamanın paket adını değiştirdim. Play Store'daki ile çakışmasın şayet. Varsa Play Store'da uygulamanın bir benzeri ya da aynısı diye. Uygulamanın paket adını değiştirdim. Bu uygulamayı paylaşacağım sizlerle. Hemen açalım bakalım uygulamaya. Hemen metin okuma ayarlarını başlattı. Bir daha girelim. Evet. Mesela bu uygulamayı ezbere bulabileceğimiz kolay bir yere yerleştiririz. Daha sonra yeni bir metin okuma motoru bulduğumuzda, o metin okuma motorunu seçtiğimizde, yeni bulmuş olduğumuz metin okuma motoru konuşmazsa şayet, o da yetmezmiş gibi bir de metin okuma ayarları kapanırsa ezber işi. Bu uygulamayı artık ana ekranımızda nereye bıraktıysak orayı ezbere bulup üstüne tıklayıp metin okuma ayarlarını yeniden açabiliriz. Uygulamayla alakalı söylenecek söz bu kadar arkadaşlar. Çok bir esprisi, bir özelliği olan bir uygulama değil. Ancak böyle üzerine tıkladığımızda metin okuma ayarlarını başlatan bir uygulamaya. Bunu şeye benzetebiliriz. Ben geçmişte bir video paylaşmıştım. Telefonunuzun ikinci dosya yöneticisine kısa yoldan ulaşmanın yolu mu? Ne öyle tam başlığını hatırlamıyorum. Öyle bir video paylaşmıştım. İşte bunu da öyle bir kısa yol olarak düşünebilirsiniz. Üstüne tıkladığımız zaman kendi arayüzü yok. Sadece
birkaç milisaniyelik, belki 1 milisaniyelik bir aralıkta mavi bir ekran gösteriyor. Ondan sonra metin okuma ayarlarını başlatıyor. Yararlı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden paylaşacağım bu programı. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.